Hoş geldiniz. Yine bir amme hizmetiyle karşınızdayım. Biliyorsunuz çok talihsiz şeyler yaşıyoruz son zamanlarda ve bu yüzden evlerimize tıkılmış durumdayız. Konuya tam olarak girmeden önce şu anda evet evde değilim. İrlanda'dayım, Dublin'deyim ve burada kaldım. Türkiye uçuşları kapattı falan. Öyle takılıyorum yani, buradayım. Hayırlısı. Buraya ben Selta için gelmiştim. Selta uluslararası geçerli İngilizce öğretmenliği sertifikası alabileceğiniz bir kurs ve benim yıllarca hayalimdi. Neyse, İrlanda ve Dublin'le alakalı bir sürü video yaptım zaten. Onlar yakında gelecek, orada görürsünüz. Düşündüm sizin için ne yapabilirim ve aklıma evdeyken İngilizcenizi geliştirmek için yapabileceğiniz şeyler geldi. En çok işinize yarayabilecek uygulamaları araştırdım. İsterseniz daha fazla uzatmadan uygulamalara bakalım beraber. Let's go. İlk uygulamanın adı Lingualeo ve içinde her şey var. Kelime ezberleme, okuma, yazma, dinleme. Yani genel İngilizce için kullanabileceğiniz bir uygulama ve İngilizceyi oyunlaştırarak öğreten uygulamalar arasında en iyilerinden bir tanesi bence. Ben zaten bir hesap oluşturmuştum. O yüzden hemen giriş yapacak. İlgi alanlarını seç diyor. Hemen ilgi alanımı seçiyorum. Filmler olsun. Daha sonra komik videolar olsun, müzik olsun, bilişim ve teknoloji. Okey, hazırım. Mesela seviyemizi seçiyoruz. Ne diyeyim, ben ileri seviye diyeyim. Grammar kısmı var, hemen oraya da bakalım. Past Perfect'e bakalım. Konu anlatımı var. Anladım. Sonra da test ediyor. Gördüğünüz gibi burada işte okuma, dinleme, kelime alıştırmaları falan onlar da var. Hızlandırılmış kurslar kısmı var. Burada da seviye seviye, mesela deneyelim bir tanesini. Tamam, modül 1'den başlayalım. Tekrardan konu anlatımları var. Özellikle yeni başlayanlar için de çok faydalı olur bu. Çünkü konular önünüze serilmiş durumda. Mesela burada kitaplar var. Okurken eğer bir kelimeyi anlamazsanız üstüne basıyorsunuz, aşağıda anlamı çıkıyor. Şimdi göstereceğim uygulama kelime uygulaması ve gerçekten en iyi kelime uygulaması diyebilirim. Kelime ezberlemek, kelime öğrenmekle kafayı bozduysanız kesinlikle buna bir bakın. İçinde gerçek İngilizcenin kullanıldığı yerler, yani işte filmler, ondan sonra haberler, müzikler, buralardan kelime öğretiyor. Gereksiz kelimeleri öğrenmek için ekstra efor sarf ederseniz bu sizin için zaman kaybı demektir. Ama bu uygulama size öğrenmeniz gereken en önemli kelimeleri çıkarıp veriyor. Onun dışında biliyorsunuz ben kelime ezberleme videosunda şey demiştim size. Sürekli tekrarlamanız gerekiyor ki öğrendiğiniz kelimeler arasına girsin, ezberlediğiniz değil. Ve bu uygulama da o tekniği kullandığı için muhteşem. Hemen bakalım beraber size. Ben yine üye olmuştum buna. Mesela burada şeyi soruyor, kelimelerin çevirisini görmek ister misin? Burada isterseniz açıp kapatabiliyorsunuz. İngilizce anlamından önce mi çıksın? Hayır, önce İngilizce anlamı çıksın, sonra anlamazsam Türkçe anlamı çıksın diye seçiyorum. Önce İngilizce anlamı göstermesi çok çok daha iyi. Bize bayağı bir kelime kartları veriyor. Biliyorsan aşağıya, bilmiyorsan yukarıya kaydır diyor. O yüzden ben şimdi aşağıya kaydırıyorum. Gerisini yukarıya atayım. Tamam. Öğrenecek 5 tane kelime buldun diyor. Atıyorum. Şuna girelim. Öncelikle İngilizce anlamı çıkıyor. Altında okunuşu var fonetik alfabeyle. Sonra bu şekilde okunuşu var. Onun altında da İngilizce anlamı yazıyor. Altta Türkçe anlamları çıktı. Eğer İngilizce anlamından anlamazsanız. Onun da altında gerçek örnekler var. Yani mesela bir politikacının kurduğu bir cümleyi koymuşlar buraya. Ya da Ghostbusters'tan örnek vermiş mesela. Bu Ripe'ın kullanıldığı. Altta da öğrendiğiniz kelimenin gerçek hayatta geçtiği yerleri gösteriyor. Bir haberde, bir filmde, dizide falan. Çok güzel. Kelime oyunları var. Oyunlara tek tek bakmayacağım videoyu yarım saat yapmamak için. Onun dışında kendimiz kelime ekleyebiliyor muyuz acaba? Atıyorum bir derste gördüğünüz ya da kitapta şeyde ya da kelime defteriniz var, oradan geçireceksiniz. Mesela confess kelimesini öğrendin diyelim. Gördün ve bilmiyorsun diyelim. Learn'e ekledim. Tam bu kelimeyi bilmiyorum, öğreneceklere ekledim demek oluyor. Bugün tekrar edilecekler, daha sonra tekrar edilecekler diye bize kendiliğinden liste yapmış. Kısacası uygulama bayağı iyi. Kelime öğrenebileceğimiz, gramer çalışabileceğimiz uygulamalara baktık. Şimdi de birazcık konuşma üzerine geliştirebileceğimiz bu uygulamaya bakalım. Bunun için tabii ki size Cambly'yi önereceğim. Neden Cambly'yi önereceğim? Biliyorsunuz girip ana dili İngilizce olan insanlarla konuşabiliyorsunuz Cambly'den. Şunun için özellikle Cambly'yi öneriyorum böyle speaking anlamında. Karşınıza çıkan insanlar genelde sizi İngilizce konuşturmak için eğitilmiş insanlar olduğu için size hiçbir şekilde vakit kaybettirmeden tamamen sizin amacınıza yönelik sizi yönlendirebiliyorlar. Bu yüzden ihtiyaçlarınızı çok daha iyi analiz edebiliyorlar ve de cesaretlendiriyorlar en önemlisi. Yani seviyeniz düşük olduğu için belki çekiniyor olabilirsiniz, belki zaten insanlara karşı çok fazla yaklaşamadığınız için konuşmak konusunda sıkıntı çekiyor olabilirsiniz ki benim sorunum buydu. Bunun için kendi birebir bu insanlar tamamen sizi İngilizce konuşturmak için oradalar. Açayım rastgele bir uygulamadan bir yabancı arkadaş edineyim demektense gerçekten bu iş için eğitilmiş insanlarla konuşmak çok çok daha
zaman kazandırıcı olacaktır sizin için. Ve Cambly'de gerçekten 25.000'den fazla eğitmen var. Hangisiyle ilgi alanlarınız uyuşuyorsa, hangisinin kişiliği sizinle daha uyumluysa, hangisiyle daha rahat hissediyorsanız gayet aralarından seçip onlarla konuşabiliyorsunuz. Evlerden çıkamadığımız bugünlerde siz de sosyalleşin, girin bir İngilizcenizi geliştirin diye Cambly ile beraber size şöyle bir kod getirdik. Bu kodu girerek Cambly'den ilk dersinizi ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Girip İngilizce konuşabilirsiniz. Şimdi geçelim diğer bir uygulamaya. Bu uygulamanın adı Buddled. Bayağı şişe olan. Çünkü bu uygulamada bir mektup yazıyorsunuz ve mektubu bir şişeye koyup dünyanın herhangi bir yerine, denize salıyorsunuz. Ve rastgele birine gidiyor ve o kişi mektubu açarsa onunla yazışmaya başlıyorsunuz. Eğer beğenmezse mektubunuzu geri koyup şişeye tekrardan dünyaya salıyor. Birini bulana kadar. Şişe fikri çok tatlı. Hemen bakalım mesela sizinle. Mesela ne arıyorsunuz bu uygulamada diye öncelikle soruyor. Ben arkadaş arıyorum diyelim. Yaşımızı soruyor. 25. Şimdi mektubumuzu yazalım. Dünyanın en kötü mektubunu yazacağım şu an çünkü videoda olduğum için. İşte hi yazıyorum. I am from Turkey. Muhtemelen kimse açmayacak ama size örnek göstermek için yapıyorum. Şişemizi atıyoruz, atıyoruz, attık. Şimdi bu herhangi bir ülkeye gidecek. İsviçre'ye gitti şişem. Burası da bizim kaldığımız yer. Yani bize de birisi şişe fırlattığında buraya gelecek. Biz de açıp beğenirsek hani konuşmaya başlayacağız falan filan. Böyle çok tatlı bir uygulama. Bunu da böyle kullanabilirsiniz İngilizce öğrenmek için. Birisi mektubumuzu beğendiğinde de burada onunla mesajlaşabileceğiz. Böyle bir uygulama. Ve son uygulamamıza geldik. Bu uygulamayı ben bir süre kullandım ve buradan konuştum insanlarla. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Adı Slowly. Slowly olmasının sebebi gerçekten çok yavaş bir şekilde iletişim kuruyorsunuz. Mesela eskiden mektuplaşma vardı ya böyle hani mektubu yazıyorsun, zarfa koyuyorsun, postalıyorsun, artık kaç günde gidiyorsa gidiyor, sonra tekrar cevap gelmesi falan böyle çok zordu ya işler. O mektuplaşma olayını telefona taşıyan bir uygulama. Çok tatlı. Bayağı bildiğiniz mektup yazıyorsunuz. Ondan sonra dünyanın herhangi bir yerine gönderiyorsunuz. Yine rastgele gönderiyorsunuz. Gideceği ülkeye göre gitme süresi uzun oluyor. Mesela evet atıyorum Güney Amerika'ya gidecekse bayağı uzun sürüyor. Ama Avrupa'ya gidecekse hani bir tık daha kısa sürüyor falan. Çok güzel. Benim önceden kullandığım için önceki mesajlarım falan duruyor hatta. Hatta mektup gelmiş bana. Bakın bildirim var. Mesela bu benim profilim. Yani bu kızı ben oluşturdum. Avatar oluşturuyorsunuz kendinize. Gördüğünüz gibi mesajlar, mektup, bir sürü mektubum var. Gelmiş, okumamışım. Özür dilerim arkadaşlarım. Bunlar da mektuplaştığım insanlar oluyor. Ya, İngilizcemi geliştirmek için giriyorum. Türkler yazıyor. Hani Türkçe konuşmak istesem bu uygulamaya girmem yani. Çok haklısınız. Buradan engelleyebiliyorsunuz ülkeleri. Evet, bugün size önermek istediğim uygulamalar bunlardı. Umarım evde otururken size faydalı olurlar. Dediğim gibi krizi fırsata çevirmek. Tekrardan hatırlatayım. Cambly ile alakalı her şeyi açıklamalar kısmına koydum. Aynı zamanda kodumuz da burada. Onun dışında izlediğiniz için teşekkür ederim. Dublin'le ve Celta ile alakalı bir sürü video atacağım. Instagram'da da soru cevap canlı yayın ne varsa yapacağım. Merak ettiğiniz her şeyi cevaplamak için. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye. All the kids are depressed. Nothing ever missed.